topraktan yaratıldı. Onun için toprakta bulunan her mineral belirli oranda insan vücudunda da var. Diyelim ki demir, işte insan vücudu 4 gram kadar demir var vücudumuzda. Normal bir insanda. Evet, bakır diyelim ki 100 gramla 150 gram arasında vücudumuzda bakır taşıyoruz. Şimdi bu bakır, demir, magnezyum, manganez, çinko vesaire bunun gibi minerallerin vücudumuzda belirli bir orana sahip olduğu için o oranı aştığı zaman, yani 4 gram olması gerekirken 8 grama çıktığında 10-15 tane hastalığın sebebi oluyor. Yine 4 gram olması gerekirken 1 grama düşmüşse yine vücutta 10-15 tane hastalığın sebebi oluyor. Bu tıbbi bir açıklama. Yani bu taşlarla falan ilgili bir açıklama, tıbbi bir açıklama. Şimdi taşlar da bünyesinde kimisi 2 çeşit, kimisi 5 çeşit, kimisi 10 çeşit mineral barındırıyor. Yani her taşın içerisinde belirli oranlarda işte mineral var. Diyelim ki malakit taşının %35, %40'ı bakırdır. Onun için bakır eksikliğinde veya fazlalığında bu taş önemli. Bir adı da bakır taşı malakitin. Bu şimdi taş önemli. Burada bir parantez açalım. Bu taşı kaynatıp suyunu içmiyoruz. Bu taşı yemiyoruz. Evet. Fakat bu taşın o özelliğinin enerjisinden faydalanıyoruz. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi tabii enerji bize küçükken, ben ilkokuldayken iyi hatırlıyorum. İşte maddenin en küçük parçası atom denilirdi. Atomun bir çekirdeği var. Çekirdeğin içerisinde proton ve nötrondan oluşuyor çekirdek. Bir de çevresinde dönen elektronlar var denilirdi. Şimdi yeni fiziksel bilgilerimize göre o elektron, proton, nötronun yanında işte nötrinolar var, takyonlar var, kuarklar var. Daha onlarca şey var. Orada maddeler var. Hatta bir kısmı enerji haline. Maddeyi en küçük hale getirdiğiniz zaman madde diye bir şey kalmıyor ortada. Enerji oluyor doğrudan doğruya. Şimdi burada ilginç bir yani taşın vücutla iletişimi noktasında ilginç bir konu. İşte atom çekirdeğinin çevresinde 7 tane yörünge var. Hepsinde 7 tane yörünge var her atomda. Fakat elektron sayısı değişebiliyor. Yani bazısında bir tane elektron var, bazısında 2 tane, bazısında 7 tane, bazısında 124 tane elektron var. Hepsi o yörüngelerde dönüyorlar. Şimdi dışarıdan bir etki geldiği anda, ister bu enerji akışı, yani dışarıdan gelen bir enerji darbesi olsun, ister bizim elimizle dokunmamız olsun, oradaki atomun üzerinde yörüngede dönen elektronlar bir üst yörüngeye, hatta bir başka atomun içerisine kadar sıçrıyorlar, sıçrama yapıyorlar. İşte o gelen enerjiyi soğuruyorlar, sonra dışarı veriyorlar. Yani ben basit olarak anlatmaya çalışıyorum. Bu alıp verirken bir kısmı o maddede kalıyor, o atomun içerisinde kalıyor, bir kısmı da dışarıya veriliyor. Yani vücuttaki dışarıdan diyelim ki bir olumsuz enerji gelirken, bu taşa çarptığı anda, taşla temasa geçtiği anda, taştaki elektron onunla bir kalkan görevi meydana getirebiliyor, tekrar dışarı attığı için. Veya kendisiyle uyumluysa alıyor, vücuda aktarıyor. Yani bu yani minerallerin vücuda geçişi bu şekilde. Olmamasıyla ilgili bir şey. İhtiyaç duyuyorsa vücut onu emiyor enerjiyi. Evet. Eğer ihtiyaç yoksa da perdeliyor, almasını engelliyor. Evet. Yani biz de bir de taşları cansız bir varlık olarak düşünmeyelim. Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin deyimiyle cansız gördüğümüz her şeyin de bir ruhu var. Yani onların da belirli bir canlılığı var ama bizim anlayabildiğimiz bir canlılık değil. Yani hareket halinde olmadıkları için böyle bir canlılık demektir. Değil. Evet. Yaşıyorsa da bir can. Şimdi gezegenler canlı mıdır? Bana göre canlı. Çünkü diyelim ki bir süpernova patlaması meydana geldiği zaman uzayda, oradan önüne kattığı parçacıklarla birlikte, işte taş, toprak, maden parçacıklarıyla birlikte bir enerji hızla çevreye yayılıyor, saçılıyor. Buna karşılık bir yıldız, yani çarptığı anda yıldızı yok etmesi lazım, yok edilir. Ama yıldızın iç enerjisi dışarıya doğru çıkıyor, bir kalkan. Çevrede kalkan oluşturuyor. Bu kuzey kutbunda gördüğümüz auralar veya işte Satürn'de görülen auralar, bu kalkan vazifesini gören bir iki örnek. Bütün yıldızlarda var aynı şey. Yıldızlar kendine bir kalkan oluşturuyorlar ve o parçacıkların kendilerine çok fazla zarar vermesini önlüyorlar. Ki mutlaka bir zarar görüyorlar ama. Ama o en aza indirmek için öyle bir kalkan oluşturuyorlar.
Şimdi taşlardaki minerallerin de vücuda bu şekilde enerji akış şeklinde girmesiyle vücutta diyelim ki fazlalık varsa normale indiriyor. O mineral diyelim ki çinko minerali işte 150 gram en fazla 150 gram olması gerekirken 300 grama çıktı. Onu 100-150 gram arasına indiriyor. Bir enerji akışıyla. Diyelim ki azsa 40 gram bir bakır varsa onu da 150 grama kadar çıkarıyor. Yani taşların üretimini mi yapıyor? Evet. Yapıyor. Yapıyor. Yani enerjisiyle üretimini yapıyor. Yani bizim vücudumuzdaki hücreler zaten bizim ihtiyacımız olan şeyleri üretiyorlar. Neyle? Bir emirle. Bu beyinden gelen bir emirdir. Bizim taktığımız vücutla temas ettirilen taşın enerji akışı beyinde bazı değişimlere yol açıyor. Yani beyine diyor ki ben şöyle bir enerjiyim, şunları düzeltebilirim. Beyin de ona göre hücrelere emir veriyor. Bu işte anatomi, insan anatomisinde de böyle bir durum var. Yani hücreleri oluşturan hücreler var. Neye gereksinim duyuyorsak o hücreyi oluşturan hücreler var vücudumuzda. Taşın etkisi bu şekilde bir etki.